Doktor Kerimcan Bey, yediğiniz kurşunlar sebebiyle biraz üşümüşsünüz. Size verdiğimiz serum üşümenizi alacak. Öyle mi diyorsunuz Doktor Bey? Evet. Ben internetten baktım. Kurşun demir bir şey olduğu için soğuk olur, üşütür, korkmayın. İşte böyle. Hadi sen bana bir bardak su getir bakayım. Ameliyattan sonra sen bir hafta hastanede kalacaksın. Çocuk her şeyi anlıyor. Ona söyleyin. Yani bardağı için dediğimiz gibi özel göreve gitti falan desek? Saklamaya gerek yok. Korkutmadan söyleyin çocuğa işte. Yağmur olmayacak, sen de olmayacaksın. Yani çocuğu kandıramayız. Yok zaten, o benim halimden anlar. Tamam, ben baş başa olduğumuzda konuşacağım onunla. Getir bakalım, getir, 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 getir. Getir bakalım, getir. Hoppa, gel bir de kucağıma, anla. Barcı abi nerede? Benim yatma saatim geliyor. Anlatmayacak mı gizli görevinde neler yaptığını? Gelince her şeyi anlatacak sana, her şeyi. Siz onu bir arayıp söyler misiniz? Öyle kapıdan gelip almışsın sizi. İçeride onunla konuşmam lazım. Yokluğunda bir takım şeyler anlatmam lazım ona. İşte devir teslim işleri. Yok be, tatile mi çıkıyoruz yoksa? Durum son derece ciddi. Sizi yatırmamız gerekiyor. Ameliyata hazırlanmanız lazım ivedilikle. Pardon, pardon ama ne ameliyatı? Ben buraya baş dönmeleri için, bayılmalar için, uyuşmalar için geldim. Yani omurilikle alakalı konular için geldim ben buraya. Onlar da var ama içinizdeki kurşun sizi son derece kısa süre içinde öldürecek. Acele etmemiz lazım. Burada aranızda bir hain, bir köstebek. Şimdi kimse çıksın ortaya ben yakalamadan. Bana desin ki, seni kurtarmak için bu yola girdim. Ben de ona göre çaresine bakayım. Ben onu her türlü bulacağım. Hesabını da soracağım. Bundan sonra dikkat etsin kendine. Çıkın şimdi. Çıkın. İyi akşamlar. Efendim, keyfiniz yerinde. Bayağı verimli bir gündü bugün. Ahsen Hanım bizimle çalışmaya yeniden ikna oldu. İyi öyleyse. Ebedi dostumuz ebediyetine kavuştu herhalde, değil mi? Kendisi şu anda yoğun bakımda. Hastanede gereğini yapacağız. Artık ben bununla ilgilenmiyorum Muzaffer. Ölmüş bilebilirim, değil mi? Narkozcu alındı efendim. Kendisini MKC'yi ameliyatta öldürmesi konusunda Nevin Hanım ikna edecek. Güzel. Yapılanma dediğim böyle olur. Ama sen küçük işlerle uğraşma böyle. Biz daha büyük işler yapacağız. Çok daha büyük işler. Şu listedekilere bir göz at bakalım. Oradaki isimlerin günlük yaşam ritimlerini öğren bana. Ne için efendim? Bir bak bakalım o isimlerden hangisinin cenazesine diğerleri toplu olarak katılırlar. Efendim, bu isimlerin hepsi için devlet merasimi yapılır. Kimileri vardır ki çağ açarlar, çağ kaparlar. Deneyelim bakalım. Biz de mevsim açalım, mevsim kapayalım. Anladığım kadarıyla sizin açmak istediğiniz mevsim göç mevsimi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.